Merhaba web teknolojileri. Bu videomuzda sizlerle beraber Dropbox uygulamasını inceleyeceğiz. Dropbox'ı bilgisayarlarımıza, tabletlerimize ve telefonlarımıza yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir uygulamaya giriş yapalım. Öncelikle bir üyelik açmamız lazım. Sign up diyoruz. Burada isim, soyisim, e-mail, password diyor. Bu bilgileri girdikten sonra create account'a tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir seçenek çıktı arkadaşlar. Enable camera upload diyor. İzin verirsek eğer buna, bizim çektiğimiz fotoğrafları otomatik olarak Dropbox'a atıyor. Tabi bu fotoğrafları veya hani belgeleri atarken 3G bağlantımızı kullanıyor. Ancak biz istersek bunu sadece wireless'ta atma gibi bir seçeneğe çevirebiliriz arkadaşlar. Peki nedir bu Dropbox? Dropbox fotoğraflarımızı, videolarımızı ve diğer dosyalarımızı istediğimiz yerden ulaşabileceğimiz internet üzerindeki alanımız aslında, kısaca anlatmak gerekirse. Mesela tabletimizde önemli fotoğraflar var. Bunları Dropbox'a yükledik. Daha sonra hani tabletimize bir şey olduğu zaman bu Dropbox'taki bilgilerimize, fotoğraflarımıza başka bir yerden ulaşabiliriz hesabımıza giriş yaptığımız zaman. Yani bu sayede hiçbir veri kaybı yaşamamış oluruz. Bu arada biz uygulamayı açtığımızda kamera upload'una izin verdiğimiz zaman o zaten yüklemeye başlamış bile. Şu an 72 tane kaldığını söylüyor. Kameramızdaki fotoğrafların hepsini gördüğünüz gibi buraya aktarıyor. Bir de fark edeceğiniz gibi hani şurada tarih, ay olarak bölüyor bunları bize. Yani güzelce arşivliyor bize fotoğrafları. Şu favorilerin ne olduğundan biraz bahsedelim. Şurada mesela fotoğrafın üzerinde yıldız butonu var gördüğünüz gibi. Buna tıklarsak bunu favorileyecektir. Buraya attı. Bunun amacı ise internet bağlantımız olmadığı yerlerde bu favorili olan fotoğrafları görebiliyoruz. Hiçbir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan. Ayarlar kısmına bakalım bir de. Burada gördüğünüz gibi kullandığımız alanı görebiliyoruz. Bizim 2.5 GB alanımız var ilk başlangıçta. Hiçbir para ödemediğimiz için bu kadar az. Ancak belli bir ücret karşılığında bu alanı arttırabiliyoruz. Bu da mesela hani aylık 9.99 dolara 100 GB veriyor. Bu fiyat yıllık olunca 99 dolar oluyor. Mesela bunun 500 GB'lık versiyonu da var. O da aylık 49.99 dolar. Hani çeşitli fiyatlandırmalar var. Bunun 200 GB'lık da bir seçeneği var. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa yapabilirsiniz. Böyle bir alım yapabilirsiniz. Ayrıca eğer e-mail ile arkadaşlarımıza hani Dropbox daveti yollarsak Dropbox bize 500 MB hediye ediyor. Hani Facebook'tan bağlanırsak, Twitter'dan bağlanırsak bunun gibi şeylerde de 125 MB hediye veriyor bize. Steve Jobs vakti zamanında hani almak istemiş Dropbox'ı arkadaşlar. Ancak Drew Houston, bu CEO'su Dropbox'ın, satmamış. Şu anki değeri 8 milyar dolar olduğu söyleniyor. Şu yukarıdaki paylaşma kısmından belgelerimizi, ya dosyalarımızı yollayabiliyoruz arkadaşlarımıza. Şuradan copy link dediğimiz zaman linki kopyalıyor. Bu linki arkadaşımıza gönderdiğimiz zaman içeriye ulaşabiliyor o link üzerinden. Şu dosyalandırma kısmına bir göz atalım. Burada kamera uploadsları gördük zaten, bitirmiş hepsini. Geriye gelelim. Buraya istersek hani fotoğraf, video dışında başka şeyler de atabiliyoruz. Şu kısımdan mesela yeni dosya oluşturalım. Bu klasör şu an boş gördüğünüz gibi. İstersek şu upload kısmından bir şeyler ekleyebiliyoruz buraya. Bu arada Android kısmında istersek buraya hani APK dosyası ya da başka dosyalar da atabiliyoruz. Ancak bunu da hani upload'a bastığımız zaman bize sadece kamerayı getiriyor. Gördüğünüz gibi hani herhangi başka bir dosya aktaramıyoruz. Ancak bilgisayardan girdiğimiz zaman tabii ki de istediğimiz dosyayı, klasörü Dropbox'ımıza atabiliriz arkadaşlar. En başta dediğim gibi size de 2 GB bir alan veriyor. Onun dışında uygulama şu an için Android, iOS ve BlackBerry platformunda var. Ya tabii ki bilgisayarlarınızdan da kullanabiliyorsunuz ancak mobil olarak hani bu yerlerde kullanabilirsiniz. Windows Phone'larda şu an için yok. Ücretsiz bir uygulama bu. Gayet kullanışlı, güzel bir oluşum arkadaşlar Dropbox. Verilerinize istediğiniz yerden ulaşabiliyorsunuz. Bir mail hesabı gibi açıp direkt ulaşabilirsiniz verilerinize. Bu videomuzda sizlere Dropbox'ı anlattık. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.